Merhaba arkadaşlar. Bu akşam yine bir yumurta yapacağız ama bu sefer sucuklu yumurta yapacağız. Dedim herhalde insanlar dedim böyle pratik şeyleri seviyorlar. Ben de dedim bir sucuklu yumurta yapayım. Tabi yapmadan evvel bakıyorum internete nasıl yapmış insanlar. Arkadaşlar bakıyorum yalnız hep sucukları kurutmuşlar. Nasıl olur sucuklu yumurta bakalım şimdi. Önce bir yağımızı attık. Az bir şey tereyağı atıyoruz. Arkadaşlar bu sucukta kesmek. Bakın. Sucuk biraz böyle kalın kesilir. Öyle. Şeyle sucuk kesilmez. İnce ince. O hiçbir şeye benzemez. Bir de eğer birkaç kişiyseniz arkadaşlar biraz sucuk bol olsun. Yer misin Mustafa? Yemem. Bakalım. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Yani sucuklu yumurta yaparken sucuğun hakkını vermek gerekiyor. Bir tane daha keselim. Burada önemli olan sucuğun orta yağlı olması. Bu hazır marka sucuklar biraz kaliteli olabilir diyorlar ama yağ oranı biraz az. Ben Afyon sucuğu kullanıyorum genelde. Çok az bir tereyağını yaptık arkadaşlar. Zar yapsın diye. Şimdi yüksek ateşe açıyoruz. Yüksek ateşe bunları kavuruyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Sucuklarımız pişti ama çok pişirmiyoruz. Şimdi bu sucuklar piştiği vakit altını kısıyoruz. Yumurtalarımızı şöyle yer açıyoruz. Bir. İki. Kaç tane kıralım Mustafa? Ailecek yiyeceksek yani toplam yani kaç kişiysek yeter. Yarı yarıya yersek 4 tane yani. Evet. Şu anda hala altımız kısık arkadaşlar. Şu son yumurtayı da bir yer açalım. Bu işlemi sağ. Şimdi altını açabiliriz. Biraz tuz. Sucuklara gelmesi tuz arkadaşlar. Çünkü sucuk zaten tuzlu. Biraz sadece üstüne kırmızı biber. Çok değil. Sucukta zaten var baharat. Ne yaptık? Sucuklarımızı hiç kurutmadık. Şöyle etrafında kaşık döndürerek beyazları daha çabuk pişiriyoruz arkadaşlar. Yoksa beyazların pişmesini kendilerine beklersek sarılar kurur, pişer çok. Bu da saman gibi bir sucuklu yumurta olur. Oluyor mu mıstık? Oluyor. Ama hala birazcık yani pişmeleri gerek bence. Birazcık tabii pişecek yumurta. Beyazını nasıl pişiriyoruz? Beyazını pişirmede yardım aldığımız şey kaşık. Şöyle kaşıkla beyazları pişiriyoruz. Üstündeki beyazı sevmeyen arkadaşlar şimdi bir formül göstereyim. Şöyle arkadaşlar eller en alttan tutup şöyle ters çevirirseniz kimisi böyle sever. Bakın arada bir iki tane patlasın önemli değil. Zaten az patladığı vakit şimdi böyle çevirdik. Kimisi patladı. Hemen ne yapıyoruz? Ocaktan alıyoruz. Eğer ki ocaktan almazsak kurur. Şimdi bu arkadaşlar tam kıvamında oldu. Bakalım. Beyazlar tam pişti. Sarılar alakok kaldı. Sucuklar kurumadı. İşte krallara layık bir sucuklu yumurta. Bunu da herkes yapamaz ama öğrenmiş oldunuz.
Böyle dikkat ederseniz arkadaşlar hem sucuklarınız kurumaz, hem beyazları pişer, hem sarıları yumuşak kalır. Afiyetle yersiniz. Deneyenlere afiyet olsun.